Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı, o kötüydü. Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. Bu, sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Fazla dayanamayacağımı söylemiştim Azman. Onları hiç yakalayamayacak mıyım? Sonsuz dek beni atlatacaklar mı yani? Bu dünyada hiç adalet yok mu? Bu büyük haksızlık. Bak sana söylüyorum, büyük haksızlık. Büyük baba bundan hiç hoşlanmayacaktır, şakacı. Şşt. Evet, bana bir paket gelmiş. Yoksa annemden küçük bir armağan mı? Ne şirinçliğiymiş. Ne kadar da iğrenç bu böyle. Sizden bunun hesabını soracağım. Aptal şirinler, hepinizi yakalayacağım. Baldan da tatlı, şekerden de tatlı. Şirin çileği reçelinden güzel yoktur bu dünyada tatlı. Obur hepimiz için şirin çileği pastası yaptı be çelikli. Bahse girerim, bu dünyada oburdan daha güzel pasta yapan yoktur şirine. Gerçeği söylemek gerekirse şirinler ormanında yetişen şirin çilekleri kadar güzel bir meyve daha yoktur şirinler. Ay! Zaten ben ne yaptığına bir bakar mısın? Ama ben bir şey yapmadım. Seni benim kazanmamdan hiçbir şey kurtaramazdı tembel. Dua ettiği çileklerin tatları çok güzel. Korkunç bir tat bu. O aptal şirinler bu iğrenç şeyleri nasıl yerler? Belki de ben... evet. Neden olmasın? İşte buldum. Bu mükemmel. Onların acı çekmesini nasıl sağlayacağımı buldum Azman. Bütün şirin çileklerini yok edeceğim. Umarım obur kekleri yaparken elini biraz çabuk tutuyordur Şirin Baba. Sabırlı ol güçlü, sabırlı ol. Aa, Şirin bebek ne muhteşem değil mi? Bu senin ilk şirin çileği pasta. Obur bu pastayı yapmak için gereğinden fazla oyalandı Şirin Baba. Sakin ol bilgin, obura güvenebileceğimizi biliyorum. Sadece sabırlı ol. Sabırdan nefret ediyorum. Bu sefer başaracağım, kesinlikle başaracağım. Mükemmel olmuş. Son şirin çileği ağacı. Hanım işte buradaymış da bu ne güzelmiş. Pastalar geliyor şirinler. Bu şimdiye dek yaptığım en iyi pasta. Ya bu pasta yapma işini gerçekten bir sanat haline getirdin o bu şirin. İnanamıyorum. Öyle mi? Hanım işte güçlüsünün kuzusu. Ve şimdi benim küçük şirinlerim, bize bu güzel yemekleri verdiği için tabiat anamıza hep beraber teşekkür edelim. Ve sana da obur. Şirin çilekli pasta ustası obur içinde. Yaşasın! Yaşasın! Şirin çilekleri olmadan nasıl yaşardık Şirin Baba, merak ediyorum. Ben de bilmiyorum obur. Sanırım bu bir felaket olurdu. Şirinler şirin çileğini çok seviyorlar. Öyleyse bunu da severler. İşe yaradı, işe yaradı. Dahi miyim, neyim Azman? Artık hayallerimin gerçekleşmesine az kaldı Azman. Bak nasıl ölüyorlar. Ölün, ölün, ölün. Şirinler artık pasta yapamayacak. Evet şirinler, bu elimdeki son pasta. Daha çok şirin çileği toplamalıyız. Bu konuda bize güvenebilirsin Obur. Kesinlikle güven. Hemen şirin çileği toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. İşte bu sonuncusu Azman. Bu sonuncusu. Ne? Sonuncusu mu dedim?
Ay nasıl düşünemedim? Son şirin çiliği ağacı. Eğer şirinler şirin çiliği isterlerse gelip benden almak zorunda kalacaklar. Ama bütün şirin çiliği ağaçları nasıl kurur? Şirin çiliği olmadan biz nasıl yaşayacağız? Bir de bu yönden bakın. Panik yapmaya hiç gerek yok. Bu sadece gelip geçici bir durum olabileceği gibi sonsuza kadar da sürebilir. Gidip Şirin Baba'ya haber verelim. O ne yapılacağını bilir. Hadi. Şirin Baba! Yakında Azman, çok yakında o lanet şirinler dilleri bir karış dışarıda bir tanecik şirin çiliği için bana yalvaracaklar. Sonra onlara ben çilek verecek miyim? Hayır! La 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 la. Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Bütün şirin çiliği ağaçları kurumuş, mahvolduk! Kurumuş mu? Bir tek şirin çiliği ağacı bile kalmamış Şirin Baba! Şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Sanırım bu Gargamel'in işi olmalı. Ama hepsini yok etmiş olamaz küçük şirinlerim. Obur, depoda hiç şirin çiliği tohumu yok mu? Gördünüz ya, size korkacak bir şey olmadığını söylemiştim. Şirin Baba bize ne yapacağımızı söyler demiştim. Bir tek tohum bile yok. Bir tek tohum bile kalmamış Şirin Baba. Ama bu imkansız Obur. Son çileğe kadar mı kullandın yani? Evet Şirin Baba, özür dilerim. Dün gece kendime küçük bir pasta yaptım. Onları da üzerine süs diye koymuştum. Oh, o şirinler. Şirin çileği isteriz. Şirin çileği isteriz. Bebek şirin şimdi şirin çileği yemeyecek mi? Şirin çileği isteriz. Şirin çileği isteriz. Sessiz olun şirinler, sessiz olun. Obur bu yemeği hazırlamak için çok fazla uğraştı. Son şirin çileği ağacı. Mükemmel bir tuzak için mükemmel bir yem. Yılandan da nefret ederim. Şirin Baba! Ne var Bilgin? Acaba diyorum da Şirin Baba, yapay olarak şirinçiliği yaratma işinde sana asistanlık yapabilir miyim? Sağ ol, sağ ol ama sana ihtiyacım olduğunu sanmıyorum Bilgin. Bu şimdiye kadar düşünülmüş en muhteşem plan Azman. Yerimde duramıyorum. Ay, hey defol, defol buradan, defol. Ağacından uzak dur. Hayatta şirinlerden sonra en tahammül edemediğim şey Azman, şirinçiliği kuşları. Pekala becerikli, hadi şirinçiliği makineni bir deneyelim bakalım. Biraz daha hızlı becerikli oluyor. Tamam. Durun. Şekli çok benziyor. Yaşasın. Rengi de çok benziyor. Hadi tadına bak. Hayır. Üzgünüm Şirin Baba. Yapay çileklerin şekli şirin çileğiyle çok benzemiş ama tatları kesinlikle benzemiyor. Şimdi ne yapacağız Şirin Baba? Geriye yapacak son bir şey kaldı küçük şirinlerim. Şirin çileklerinin ilk yetiştirildikleri çilek adasına küçük bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Korkarım bu çok uzun ve zor bir yolculuk ama bizim tek umudumuz. Şirin çileklerine hemen kavuşmak için elimizi çabuk tutmalıyız. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Tayfa, bu çok güzel. Bir düşünsene, tıpkı eski güzel günler gibi değil mi ha? Eski günlerden nefret ediyorum. Ne kadar romantik. Romantik mi? Deniz tutmasının neresi romantik? Denizdeki dev fırtınaların neresi romantik ha? Soğukta duracağımız geceler, sıcakta yanacağımız gündüzler mi romantik yani Şirin'e? Fry a few and a pickle a few and serve a few real cold. Then I'll toast a few and roast a few and boil the rest for gold. Hey! Şirin çileği ağacı. Şirin Baba'ya haber vermeliyim. Bir defa da değil, tam iki kez onlara söyledim. Ama hiç kimse beni dinledi mi? Hayır! Şirin Baba! Şirin Baba! Gargamel'de bir şirin çileği ağacı var. Gidip onu alalım Şirin Baba. Hayır Obur, bu çok tehlikeli. Bence bu bir tuzak. Bir tane bile yok.
Buna nasıl dayanırlar? Bir çaresini bulmuş olmalılar Azman ama ne? Ay ay benim zavallı ayaklarım. Bu mavi suratlı küçük yaratıklar şimdi ne yapıyorlar acaba? Ay bak ne bulduk burada. Küçük ağaçları kesmişler. Ve tekerlek izleri. Şirinler nehre doğru gitmişler. Elbette bir tekne. Tekne inşa ediyorlar. Demek Şirin Çile'yi bulmak için Çilek Adası'na gitmeye karar verdiler. Benimle gel Azman. Hadi gidiyoruz. Çok uzak değil Azman. Şirin Nehri bu tarafta. Bir çamur havuzu. Beni kandırdılar Azman. Beni kandırdılar, kandırdılar, kandırdılar. Demek bu küçük canavarlar bir deniz yolculuğuna çıkacaklar değil mi? Peki bu onların son gezisi olacak eminim. Uzun uzun düşündükten sonra altı şirinin Çilek Adası'na gitmesine karar verdim. Ama Gargamel'e çok dikkat etmeliyiz. Yine karşımıza çıkacağına eminim. Bir tek şirin çileği yemek için ağlayabilirim artık. Şirinler iki gemisine başarılar diliyorum. Ay, çok şaşırtıcı. Şirinler iki gemisine başarılar diliyorum. Yaşasın! Bu önemli yolculuğunuzda sizinle gelemediğim için çok üzgünüm. Ama geriye şirin çilekleriyle döneceğinizden eminim. Size güveniyorum şirinlerim. Tüm geleceğimiz sizin başarınıza bağlı olacak. Merak etme şirin baba. Bu gemi benim kontrolümde olduğu sürece korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey... Yaşasın! İşte ortalar Azman. Teknelerini gördüm. Yola çıkmışlar. Ay. Beni rahat bırak seni aptal kedi. Hey bebek şirin. Belki şirin çileği kuşu bize bir tane çilek verir. Ay! Denizde olmak ne kadar şirin bir duygu. Denizde olmanın neresi şirin? İmdat! Biriniz bana yardım edin. Denizde olmaktan nefret ediyorum. Bütün tayfalar sıkı tutunsun. Canınızı kurtarın. Onları yakalayacağız. Onları yakalayacağız. Tuzlusu bütün güzelliğimi bozdu. Hayır. Gargamel. Hayalci kaptan. Şimdi ne yapacağız? En iyisi kaçmak sevgili dostlarım. Merak etme bebek Şirin. Ben seni korurum. Şirin baba. Şirin baba. Bir yılan mı? Bunu tahmin etmeliydim. Müzisyen herkese haber ver. Size kötü haberlerim var küçük şirinlerim. Obur ve bebek şirin Gargamel'in tuzaklarından birine düşmüşler. Hayır! Hey! Kötü korsanlar adına şuraya bakın! Sonunda sizi yakalayacağım mavi suratlılar. Lütfen! Biri bizi kurtarsın! Yeter artık Bilgin. Bu tür davranışlar için hiç zamanımız yok. Başka ne yapabiliriz ki Şirin'e? Herkes siz fıçılarını alsın çabuk. Evet siz fıçıları, ben de şimdi onu diyecektim. Asla daha uzağa gidemezsiniz. Hayır Azman. Siz yapmaya çalışıyorlar. Buna asla inanmayacaksınız kaptan ama denizde oyuncak bir tekne var. İçinde de mavi fareler var. Ve büyücüye benzer bir adam tarafından başka bir tekneyle takip herkes ediliyor. Herkes görev yerine! Herkes görev yerine! İşte oradalar.
Sorunuz geldi şirinler. Şimdi ne yapacağız? Güreklere asılın şirinler. Korsanlar. Kurtulduk. Ne muhteşem bir macera. Sanırım yeşile dönüyorum. Abar bebek şirin, iyi misiniz? Evet ama lütfen çabuk olun, bu yılan çok aç gibi görünüyor. Sakin olun ve hiç kımıldamayın. Yarın nedir şirin baba? Şimdiye dek kuşlarla, böceklerle ve kurtlarla konuştum. Ama bir yılan başka bir şey. Beni anlayacağından emin değilim doğrusu. Beni bir kafesine aşağı indir şirin baba. Teşekkür ederim tembel, sen çok cesur bir şirinsin. Ama bu benim sorumluluğum. Sakin ol, sakin ol. Yavaş, yavaş. Yanılmamışım, hepsi, hepsi Gargamel'in bizim için hazırladığı bir tuzakmış. Ah lütfen, lütfen korsan beyler bana acıyın, lütfen. Biz de senin gibi bir pisliği esnemek için yeterli yiyeceğimiz yok. Atla aşağı. Hayır, 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 lütfen yapmayın, size bütün altınlarımı verebilirim. Senin gibi birinde altın ne gezer, sana atla diyorum. Şirinler, onları altına çevirebilirim. Bu kaçık anam biraz önce takip ettiğim mavi fareleri altına çevirebileceğini söylüyor kaptan. İn aşağı. Hayır lütfen, lütfen. İn aşağı. Ay. Herkes uyansın, uyanın şirinler. Şirin çileklerini buldum. Yaşasın! Tepelerinin arkasındalar. Hadi şirinler, hadi koşun. Oo, harikaymış. Oh! Aynada güzel yüzümü seyretmekten daha çok sevdiğim bir şey varsa o da şirin çileği yemektir. Oy, bir tek şirin çileği daha içecek halim kalmadı ama çok güzeldi ha. Yaşasın! Yaşasın! Ama işte bu kötülüğü yapan kişi Gargamel. Sakin ol. Yavaş, yavaş. Sakın kımıldama Obur, sakın kımıldama. Hayır! Ay! Aslan, ne kötü bir kader böyle. Issız bir adaya düştük. Bütün suç o mavi suratlı şirinlerin işte. Ne oluyor? Ne? Bu iğrenç koku nereden geliyor? Şirin çilekleri. Çabuk olun küçük şirinlerim. Bizi bekleyen yüzlerce şirin var. Ne şanslıyım, çilek adasına gelmişiz. Oo, küçük aptal yaratıkları avuçlarının arasında görmek için ne kadar sabırsızlanıyorum. Benim iznim olmadan benim adama gelip çileklerimi toplayan yaratıklar da kim? Gelin dostlarım, gidip onları bulalım hadi. Bu hırsızlığın anlamını öğrenebilir miyim? Ben kaptan Hayalcanım efendi. Bunlar da tayfalarım. Aa, biz birkaç tane şirin çileği aldık. Kötü Gargamel bütün şirin çileğimizi kuruttu. Yeni ağaçlar için birkaç tane tohuma ihtiyacım var. Kim o kötü Gargamel? Biri beni mi çağırdı acaba? Gargamel! Seni korkutmak istememiştim sevgili dostum. Haklısın. Böyle bir yere hapsedilmek gerçekten kötü bir şey. Hadi şu şirin çileklerini toplayalım ve bir parti verelim Şirin Baba. Şirin iki gemisiyle yola çıkan şirinler geri gelmedikçe parti falan yok obur. Gargamel de birazdan gelebilir çünkü. Sevgili güzel bayan, bu küçük nankör şirinler aslında benim yanımda kalabilirler. Onlara yemek verebilirim, barınacak ev verdim bile ama kıymetimi bildiler mi? Hayır. Bir dakika sırtımı döndüm, onlar kaçtılar. Oh, Gargamel bu doğru değil. Bu adam bize hiçbir şey vermedi. Bizi hep yakalamak istedi ve... Yeter! Birinizin yalan söylediğine eminim. Ben yalandan nefret ederim, asla tahammül edemem buna. Ama doğruyu bulmak için kendime göre yollarım vardır değil mi sevgili kuşlarım, he? Şirin çileği adası. Gargamel biliyordu Şirin Baba. Gargamel'in şirinlerin ardından gittiğini mi düşünüyorsun evet, acaba Şirin Baba? Evet, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hey, lütfen biriniz beni buradan çıkarsın. Çabuk olun şirinlerim, çabuk olun. Obur nerede? Obur!
Evet Şirin baba, evet. Obur, kendini kontrol etmelisin. Özür dilerim Şirin baba, birden mideme korkunç bir sancı saplandı. Biliyorum Obur, biliyorum. Benim sevgili martılarım doğal olaylara karşı son derece hassastırlar. Özellikle de doğanın gerçeklerine. Sizi son kez uyarıyorum. Martılarım yalan söyleyen kişilerin burnunu kopartırlar. Şimdi, önce siz anlatın bakalım, hadi. Söylediğim gibi Gargamel bizim şirinçiliği ağaçlarımızı kuruttu. Sonra da bizi... Senden bana bir iyilik yapmanı istiyorum dostum. Bu zavallı yaratıklar için elimden gelen her şeyi yaptım. Onların rahat etmesi için uğraştım ama yaptıklarımın karşılığını nasıl ödüyorlar görüyorsunuz. Ben onlara sevgimi verdim ama onlar kaçtılar. Hepsi kaçtı işte. Anlıyorum. Hayır durun durun, rahat bırakın beni, rahat bırakın. Başka bir gemi yapmamızı teklif ediyorum Şirin baba. Zamanımız yok becerikli. Bu en azından 3-4 gün sürer. Onların geri geleceğinden emin misin Şirin baba? Kesinlikle eminim tembel Şirin. Onları çok özledim Şirin baba. Çok özledim. Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Ah, o yalancı Şirinleri elime bir geçireyim Azman. Onları doğduklarına bu sefer gerçekten pişman edeceğim. Yaşasın! Şirin bebek de burada. Daha önce böyle bir şey görmemiştim ben Şirin baba. Demir attın. Emredersiniz kaptan. Gemide büyük bir otorite sahibi olmuşsunuz kaptan. De bu kadara hakkımdı. Çok şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Kesinlikle şaşırtıcı. O aptal Şirinlerin yalan söylemelerine inanamıyorum. Oh ne geziydi. Şirinlerden daha çok nefret ettiğim bir şey varsa Azman, o da martılardır. Ay hayır ay oh. Martılardan daha çok nefret ettiğim bir şey varsa o da yılanlar.